Müziğin Ustaları programının ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki program konuğumuz Alekber Çiçek şu anda stüdyomuzda. Ankara Radyosu'ndan İstanbul'a geldiniz. İstanbul Radyosu'na başladıktan sonraki hayatınız nasıl geçiyordu? Neler yapıyordunuz? Böyle derleme çalışmalarınız nasıl devam ediyordu? Bu arada evlendiniz mi? Onları biraz dinleyicilerimizle paylaşalım. İstanbul Radyosu'na girdikten sonra evlendim tabii. Evet. Cemile Cevher'le 3 sene bir evliliğimiz oldu. Tabii o benden bayağı yaşı yüksekti. 3 seneden sonra anlaştık. Yani şimdi bile görenler, Cemile Hanım'a selam söyle diyenler bile var. Biz öyle gazeteyle bilmem neyle filan bir takım olaylara karışmak istemeden efendice birbirimize saygılı olarak ayrıldık. Sonra kendi akrabamla evlendim. 27 yaşında bir kızım var. O da konservatuarı bitirdi. Bir senede asistanlık yaptı. İyi bir ses, iyi bir ses tonu var. Ve bu arada Alekber Çiçek'in dişisi, kimseye benzemeyen bir tür ses. Yani müziği fevkalade biliyor. İşte belki bu bir iki ay içerisinde bir yeni sıfır kaset yapmak niyetindeyim. Fırsat buldukça çalışıyorum. Belki benim planımın içerisinde iki parça veya üç parça okulda okurken dedim ki, bundan iki sene evvel bant yaptım. Gel dedim Ebru, bir parça oku. Yok hocam dedi, kimisi dayısına kimisi babasına güvenerek bant okuyor. Ben okulu bitireyim, bu işin püf noktalarını, bu işin kişiliğini efendim bileyim. Ondan sonra baktım haklısın. Evet. Onun için zaman her şeyi hallediyor. Bekliyoruz. Ya benim bantımın içinde bir şeyler yapacak veya şahsen bir bant yapmaya çalışıyoruz. Ama daha doğrusu yani klasik ve batı müziği üzerine daha çok duruyor. Eğitimi o doğrusu. Çünkü evet. Tabii halk müziği de görüyor. Hepsini gördüler onlar. Fakat yani biliyor ki bu işte halk müziği sanatçıları gerçekten çok çileler çekti. Hala da çekiliyor efendim. Biz hep bugüne kadar kendi çabamızla, kendi gücümüzle, kendi çalışmalarımızla buraya kadar geldik. Efendim ve halkın sevgisi neyse o derecede biz halka hizmet verdik. Öyle zamanlar oldu ki biz kaset yaptık, taş plak yaptık, sizin yaşınız tutmaz. Yani şirket bize bir sigara parası verdi ama biz bu halka hizmet verelim diye yine biz o maddeyi kenara iterek halka bir şeyler verelim diye çalıştık. Peki ilk planınız ne zaman çıktı? Hangi yılda? İlk planım 65 yılında çıktı. İlk Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim ve Haydar Haydar. Ondan sonra işte öyle seneden seneye bazen 6 ayda bir, o zaman taş plak vardı. Evet, bir parça tabii. Bir yüzünde, bir eser bir yüzünde. Tabii efendim. İlk Kolombiya Plak Şirketi'ni okudum işte Haydar Haydar'ı. Nasıl oldu sizin orayla tanışmanız? İşte kendiniz mi görüştünüz yoksa onlar size bir öneriyle mi geldiler? Tabii onlar radyoda dinliyorlar. Türkiye'de o zaman Sahibinin Sesi vardı. Grafson vardı efendim. Kolombiya Plak Şirketi vardı. Odeon plak şirketi. Bunların hepsini saysam 5 tane. 5 tane plak şirketi vardı. Bu sözü söylemeyi sevmiyorum ama hep gayrimüslimler çalıştırırdı bu şirketleri. Hepsi müziği bilir efendim. Mesela ben radyoda çalmışım efendim. O 13-14 yaşlarından sonra rahmetli eski sanatçılardan şu anda aklıma getiremiyorum. Sahibinin Sesine götürdü beni. Ben radyoda çalmışım. 7000 kişilik gazinoda çalıp okuyorum. Dedi ki evladım biraz daha çalışmalısın dedi. Seneye yapalım filan dedi. Ama şimdi öyle diyor. Şimdi adam Urfa'dan getiriyor 10 yaşında çocuğu elinden tutuyor. Tarlasını satıyor. Bant yapıyor. Plak yapıyor filan. Evet. Öyle değil de eskiden işte 5 tane plak şirketi vardı. Şimdi adım başına 4'e 4 bir dükkan açan plak şirketi sahibi oldu. Bunun için artık şimdi davul belli değil, zurna belli değil. Yani o zaman bir müzik kalitesi vardı. Ne bileyim mesela
Tepe başında biz çalıştığımız zaman Cemal Gürses şeyi vardı, fasıl heyeti. İşte Kadri Şençalar, Feyza Aslangil, efendim Sadi Işılay, Hakkı Derman, efendim Şerif İşli. Bunlar dünya profesörleri insanlar. Selahattin Pınar mesela fasıl yapıyorlardı efendim. Fasıl arasında o 30-40 kişi çekiliyordu. Selahattin Pınar tamburuyla baş başa kalıyordu efendim. Söylemek istesem gönüldekini dillere dolanan ızdırap olur. Bu şarkısını kendi bestesi tabii. Söyleyip bitirdikten sonra efendim ekip gelirdi yine şey devam ediyordu. Fasıl devam ediyordu. Ve öyle zamanlara geldik ki mesela bizim radyoda isim de söyleyebilirim. Nusret Ersöz var, Türk müziği sanatçısı. Diyor ki buna kadınlar şey erkekler korosu verilmiş. Müdüre gidiyor diyor ki efendim 35 senedir fasıl dinleyemiyoruz. 4 tane 5 tane arşivlik fasıl yapalım. İşte insanı dinlendiriyor, işte insanı ne bileyim günlük stresinden, rahatsızlığından efendim tedavi ediyor filan. Yarım saat anlatıyor yani. Yarım saatten sonra müdür diyor ki fasıl nedir diyor. Şimdi biliyor musun? Bunun için şimdi öyle değil. Mesela Ankara'da havalar yağmurlu, İstanbul'da nasıl? Bu şarkı oluyor. Yani ben bunları demekle beraber küçümsemiyorum. Onlar da tabii bir şeyler vermek istiyor bu halka. Bazı kişiler mesela hazıra konuyorlar. 3000 parça getirmiş Muzaffer Sarı Sözen. Yurttan Sesler'in kurucusu. Dağ, tepe, köy şimdiki gibi öyle vasıta yok, bir şey yok. Affedersin merkeplerle, atlarla en üçre köşe köylere çıkmış. 3000 parça getirmiş. Ben 35 yıl çalıştım radyoda. Bitiremedik biz onu. Şimdi radyonun repertuarı belki 6000'i geçti. Ama yani un kabanda okunan parçalar radyoya intikal etti. Evet. Yani onun için müzikte bir kalite istiyoruz. Biz 50 sene bunun kalitesini, bu çizgiyi ben başka bir şehirde yapardım. Belki 3 tane hanım olurdu. Bizim ekmeğimizi dışarıdakiler biçtiler. Bu bakımdan ben gençlikten çok, biraz evvel de dediğim gibi çok mutluyum. Çok güzel sanatçılar, çok güzel gençler yetişiyor. Türk müziği, halk müziği dünya durdukça ilelebet devam edecektir. Peki bu tarihe gelene kadar kaç tane plak, kaç tane kaset, kaç tane CD'niz yayınlandı? Valla benim evde 15 plaktan başka yoktur ama 85 tane benim taş plağım vardı. 30-32 şeyim var tahmin ediyorum ama biraz da böyle korsan tabii. 30-36 tane kaset var. Tabii mesela Almanya'ya gidiyorum. İşte diyorlar ki Neşet Ertaş'ın 40 tane bantı var. İşte Ali Ekber Çiçek'in 38 tane falan. Alıyorum bakıyorum hiç alakası yok. Ali Ekber Çiçek'in hiç haberi yok. Plaklardan toplamışlar. Ses tonu da birbirini tutmamak şartıyla. Efendim bunun önüne böyle gerçek bir kültür bakanı gelmedikçe efendim bunun önüne bir yerde geçilmiyor. Dünyanın her yerinde adamın 5 parçası var, 3 parçası var. Efendim onun telif hakkıyla dünyayı gidip geziyor. Bizim 1000'in üstünde parçamız var. 300-400 sadece radyo arşivinde var. Biz ay başına getirmeye çalışıyoruz. Yani MESAM gibi biraz kuruluşlar MESAM var. Kayıtlıyız oraya da 15 sene bizi Almanya'da bir ismi lazım değil birisi yedi 15 sene. 9 mu 10 senede yine kendi İstanbul Radyosu'nda mesai arkadaşımız. Evet. Şimdi MESAM kuruldu işte MESAM'a kayıtlıyız. Böyle işte 2 ayda 3 ayda bir efendim bir çerez parası sigara parası geliyor. Ama yani Türkiye'de en sahipsiz müessese en ciddi çalışan sanatçılar hiçbir kimsenin maşası olmamışlar. Hep halk için kendini adamışlar sanatçılar. En mağdurlar da sanatçılar. Ne devlet bakar, ne hükümet bakar, ne kültür bakanı bakar. Böyle işte sanatçılar kendi kendine ne yapıyorsa yapıyor. Tenceresini kaynatmaya çalışıyor anlayacağınız. Ben 9 yaşıma kadar Eski Rüştiye'yi bitirmiş. Yani bugünün 4 üniversitesi veya 2 üniversitesini bitirmiş. Kişiler kadar önemli kişilerden adam 70 yıl bağlama çalmış. 70 yıl buna hizmet etmiş.
Adam yani Yunus misali bir insan olmuş. Ben onların sözleriyle büyüdüm. Evet. Onların sözleri ekildi gönül bahçeme. Tabii. Yıllar geçtikçe senin deden de benim candan dostumdu. Evet. Biz hep otururduk böyle, tasavvuftan bahsederdik. Onun için ben her ne kadar yani vücutum İstanbul'daysa gönlüm Sıla'da, yani yine oradaki dedelerden aldığım ilhamı ben burada devam ettirdim. İstanbul şartlarında bu insanlarla bir araya gelmek çok kolay olmuyordu zannedersen. Burada yaşayanlar vardı. Kimler onlar? Size bu konuda kaynak kişilik yapanlar. Şemsi Yastıman hocamız vardı. Mucib Arcıman vardı. Siz bunları bilmezsiniz. Mesela Bayram Aracı'dan dahi biz çok şeyler gördük. Ahmet Gazi Ayhan'dan. Yani o zaman bağlamaları da saysaydınız 7-8'i geçmezdi yani. Virtüöz bağlama yani Bayram Aracı. Şimdiki gençlik Bayram Aracı'yı tanımıyor. Bayram Aracı sosyeteye bağlamasını dinleten bir sanatçıydı. Bütün Ankara havalarının en güzelini çalıp okuyan sanatçıdır. Bunları böyle radyolarda işlemeniz lazım. Mesela İstanbul Radyosu'nda ben bizzat kendim, bilmiyorum 67 miydi kaçtı, geçmişi biraz şey yapamıyorum tarih olarak. Mesela Bayram Aracı rahatsızdı yine böyle benim gibi. Ben götürdüm radyoda, ona bant yaptırdım. Yani bunlar halk müziğinin en güzelini 30-40 sene bu halka işlemiş ve gençlik onlardan bir ilham almış. Yani Nida Tüfekçiler dahi onlardan bir şeyler görmüştür. Onun için biz geçmişi unutmamamız lazım. Yani Hacı Taşanlardan, Çekicalilerden tut da bunların hepsinin parçalarını gençliğe duyurmamız lazım. Onların yaşamını, felsefesini, niye o otantik parçaları bozmadan çizgiyle geldiler. Ben 50 yıldır ekmişim, ektiğimi biçemiyorum. Yani bu iş öyle kolay bir... Gerçek müziği dinletme felsefesine gençlik eğilmelidir. Çünkü düşünün bak, ben Beyoğlu gibi yerde 9 yaşında gelmişim. Her türlü bir insan olabilirdim. Halkın bağrına bir Ali Ekber Çiçek kaydettim. Anasız babasız. Bunlar da tabii bunların bu felsefeyi, bunların bu saygıyı ben hep halktan gördüm. Ben hiçbir zaman için daha bugüne kadar bana kapanan bir kapıyı görmedim. Çünkü o zaman çocuktum, halk bana saygı gösteriyordu. Sonradan çok emek verdim, sanatçı olarak bana saygı gösterdi. Sonradan hiç maddeye önem vermediğimi halk anladı, daha çok saygı göstermeye başladı. Yani ben amatör gibi herhangi yere gitsem o kapı bana açık. Neden? Hiç o çizgimi bozmadım ve halkıma daima güzel şeyler verdim. Bir parçaya 3 ay çalıştım ben. Mesela hangi sanatçı alıyor notayı, 15 dakika çalışıyor, geliyor stüdyoya girip okuyor. Olmaz öyle şey. Yani bir yemek bile 45-50 dakikada pişmiyor. Onun başında beklersen pişiyor. Onun için pişirmeden okuyorlar. Ondan sonra geldikleri gibi gidiyorlar. Sizden bir Ali Ekber Çiçek deyince akla gelen en önemli eserlerden biri, hatta en önemli eser Haydar Haydar. Onu dinleyelim. Sonra da bu Haydar Haydar'ın derlenişi veyahut onu işte sizin bu pişirip bu noktaya getirmeniz, ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Valla Haydar Haydar'ı ben 3 sene çalıştım. Ben geçmiş satırlarında da söyledim. Ben radyoda 4 saat saz çalıyorum. Eve gidiyordum, gecenin saat 4'üne kadar da evde tek başıma çalışıyordum. Tek bir odada. Ve Haydar Haydar parçamı ben 3 senede motif motif çalışa efendim 3 senenin içerisinde, çünkü o zaman biz besteye karşıyız ya, evet. Eğer çalarsam beste derler nazarıyla, ben bunu bir yemek gibi pişirdim 3 sene geçti arada. Benim aylık yayınım vardı. Dedim ki ya 3 sene geçti, ben bunu okuyayım. 2 parça okudum, 6,5 dakika tutuyor çünkü o. Okuyayım, çok çıkarırlar. Yani bestedir diye çıkarırlar. Bu hiçbir yerden böyle bir mezur alınmış değildir. Hiçbir şeye benzemeyen bir olaydır. Evet. Efendim. Bu sadece benim tabii. Evet. Benim gözyaşlarım, benim yüreğim, benim beynim çalıştırmak şartıyla böyle bir eser meydana çıktı. Ne bugünün ilmi, ne yarının ilmi buna akıl erdiremeyecek. Ne çalan ne dinleyen. Ama insanı bir yerden bir yerlere götürüyor. Evet. Mesela Amerika'dan bir profesör geldi. Necdet Yaşar 6 ay Columbia Üniversitesi'nde
Türk müziği dersi vermeye gitti. Bana dedi ki gel dedi böyle bir iki parçalar banta kaydedelim. Orada örnek olarak üniversitede dinleteyim. Orada bir orkestra şefrine dinletiyor. Diyor ki bu kaç sazdan çalınıyor? O da diyor ki duvardan bir de o bir de Necdet Yaşar eskiden bağlama çalarmış. Çok eskiden gençliğinde. Çıkarıyor orada bir divan curası. Diyor ki işte bunun benim tambur büyüklüğünde bir sazdan. Olmaz diyor bu bir sazda çıkacak sesler değil. Ya benim mesai arkadaşım diyor radyodan. Yani kendisi de çaldı işte buyurun filan. Ben kendi evimde doldurdum diyor. Bu adam işte 6 ay sonra geliyor İstanbul Radyosu'na. O zaman rahmetli Nida Tüfekçi bizim Yurttan Sesler şey halk müziği müdürümüzdü. Haber yolladı dedi ki Amerika'dan bir profesör gelmiş. Girdim öyle sakallı makallı şişman uher tüyüp var masanın üstünde. İşte anlattı filan. Dedi işte onun mucidi Ali Ekber Çiçek dedi ona. Ben çaldım tabii o motifleri filan gördü. Dedi ki ben bunu uzun çalar yapacağım dedi. Bu parçanın telif hakkıyla Ali Ekber Çiçek'in torununun torununu besleyecek bunun telif hakkı. 15 sene çalıştı çıkamadı işin içinden. Çölünde Betin Güneş var. Evet, tamam. Betin Güneş bunu notaya aldı. Biz işte Köln'de bir hafta kadar beraber piyanoyla çalıştık. Dedi ki bilgisayarlar durdu. Bunda Chopin'in melodileri var, işte Mozart'ın melodileri var. Hani müzik evrensel derler ya. Ben yani evet Chopin'i dinlerim ama yani ben oradan bir melodi alıp da ona eklemiş değilim. Yani bunların melodileri bile var dedi bunun içinde, bu parçanın içerisinde. Bunu 21. asrın Chopin'i olarak dünyaya tanıtacağım. Köln'de yaptık 1200 sazdan. Burada yaptık 1200 sazdan. Ondan sonra Cemal Reşit Rey de geldi. Yine eser sahibi olarak beni çağırdı. Şimdi radyonun tüzüğünde beste yoktur. Derleme hakkı vardı. Şimdi bu mesamla bunun üzerinde bazı şeyler yok. Radyo efendim derleme demiş. Ya radyoda ben nasıl bestedeyim? Yani nasıl bestedeyim? Onun için hayatta yaşayan kişinin güftesini de okuyamıyorsun. Evet. Yunus'tan okuyacaksın. Pir Sultan'dan. Virani'den efendim. Bunun için sözleri yalnız Sıtkı babanın değil mi? Hayır. Dedem dedim ya eski rüştüyeyi bitirmişim ya. Sıtkı yani ben şimdi bu işe gönül vermeseydim ben şimdi buraya hasta hasta çok iyi biliyorsun. Tabii ki. Ben o Sıtkı'yla geldim buraya. Yani o inançla geldim. Beni bir genç delikanlı çağırmış. Efendim eyvallah. Demek ki ben orada o an lazımmışım gibi. Efendim onun gönlünü kırmamak için ben yatağımdan kalkıp geldim. Çok teşekkür ederim. Onun için yani Sıtkı'yla çalışıyor. Evet. Yani Sıtkı, Aşık Sıtkı'nın diye bir olayı değil. Bu dedemin defterlerinden kalma eski yazı. Üç güfte. Bunun bir güftesi daha var. Mesela diyor ki şu halkı cihanı ishar etmeden magallahta iki nura düş oldum. Birisi Muhammed, birisi Ali. Lah mekel lah minde bire düş oldum. Şimdi bu bir insanın melodi 120 parça saza dağılıyor. O sazlar az geliyor. Sözü de bir insanın kainattan toplanıp ana rahminde vücut bulup geldiği yeri seyretmek. Yani bir insanın doğumunu anlatıyor sözler de. Sözler de müzik kadar önemli. Mesela ben Amerika 14 bin yıl gezdim diyor. Tabii. Mesela ben Amerika'ya ikinci gidişimde 92'de Columbia Üniversitesi'nin rektörü dedik 4 lisan biliyor. Bizim felsefemizi bizden iyi biliyorlar. Dedi ki sen geldiğin zaman işte Pan Amerikan uçağıyla geliyorsun. İşte dağlar, orman, deniz sizin Türkiye'ye benziyor mu? Dedim gözümün gördüğü kadar benziyor. İşte okyanus büyük. İşte ne bileyim dağlar daha mı büyük geldi bana. Ama hep buraları ben tanıyorum. Aynen bizim dağlara, bizim denize benziyor. Diyor sen söylüyorsun ya 14 bin yıl gezdim pervanelikte. Yani kainattan toplanıyor insan, ana rahminde vücut buluyor, geldiği yeri seyrediyor. Onun sözleri çok önemli yani. Bir insanın doğumunu ele alıyor. Büyük bir tasavvuf yani, büyük bir felsefe. Thank you.
14 bin yıl gezdim pervanelikte. Sıdkı ismim buldum divanelikte. İçtim şarabımı mestanelikte. Kırklar cehennemde dara düş oldum. Kırklar cehennemde dara düş oldum. Kırkların cemilde haydar 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 dostlar hadi şov. Programımızın sonlarına doğru geldiğimiz, daha doğrusu sonuna geldiğimiz bu dakikalarda Alekber Çiçek hocamızdan dinleyicilerimize son olarak söylemek istediği sözleri de alalım ve programımızı bu şekilde kapatalım. Efendim, dinleyicilerimize her zaman olduğu gibi saygılarımı, sevgilerimi, efendim güler yüzlü olmalarını ve yek vücut olmalarını, saygı, sevgi, şu azalmış bu günlerde sevgiye, saygıya, dostluğa, çok birleşmeye çok büyük ihtiyacımız var. Hepinizi aşkı niyazla selamlar. Huzurlu günler dilerim. Buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar sizlerle birlikte olana kadar hepinize mutlu bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Dilinizden türküler, yüreğinizden umudunuz eksik olmasın diyorum sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.